Herkese merhaba. Bugün Scratch programını bilgisayarımıza indirdikten sonra offline bir şekilde kullanırken ilk adımlardan bahsedeceğim. Arayüzü anlatacağım. Scratch program arayüzünden bahsedeceğim. Programı açıyoruz. Karşımıza gelen ekranda şurada dünya seçeneği mevcut. Buraya tıkladığımızda dil ifadesidir. Dili buradan değiştirebilirsiniz. Türkçe olarak dili ayarlayabilirsiniz. Tabii ki İngilizce uluslararası standart bir dil kullanmanız tercih edilir. Fakat şu anda küçük yaş grubuyla çalıştığımızı düşünerekten ve kaynaklar da genellikle Türkçe olduğu için zorlanma aşamasını geçelim adına Türkçe kullanalım ilk başta. Sonra Scratch'te kodlamada kendimizi ilerletince farklı dilleri de mesela İngilizceyi seçerek de daha farklı bir şekilde ilerleme sağlayabiliriz. Dosya seçeneği yeni bir dosya açmamızı sağlar. Bilgisayarımızda Scratch tarafından oluşturulmuş, Scratch tarafından hazırladığımız projeleri kaydettiysek bilgisayarımıza SB3 uzantılı dosyalarımızı buradan açmamızı sağlar bilgisayarından yükle seçeneği veyahut yaptığımız projemizi bilgisayarımıza kaydetmemizi sağlar. Düzenle seçeneğinde buradaki var olan projemizi düzenleyebiliriz. Mesela turbo modu aç dediğimizde kedi daha hızlı hareket edebilir. Ama biz bunu istemiyoruz tabii ki. Eğitici dersler, Scratch tüm dünyanın kullandığı bir program. Eğitici dersleri seçtiğimiz zaman da bütün dünyadan projelere ulaşabilirsiniz. Scratch projesi şu an yaptığımız projenin adını değiştirebileceğimiz yer. Burası kodlar. Şu an kodlarımız açık. Hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama, operatörler, değişkenler, bloklarım olmak üzere kodlarımız mevcut. Ve dikkat ettiyseniz her kod bloğu birbirinden farklı renkte. Yeni bir kod bloğu oluşturabiliriz. Bir eklenti buraya hazırlayabiliriz. Eklenti ekleyebiliriz. Eklenti seçeneğinde de burada bir kalem, MKMK uygulaması, bir mikrobit uygulaması ekleyerek de bunu projemizi daha fazla geliştirebiliriz. Geri geldim. Yine buradan kostümler var. Kostüm dediğimiz şey kullandığımız kuklaların bir diğer hareketi veya kostümü. Mesela kostümleri seçtiğimiz zaman kedide iki tane kostüm varmış. Birinci kostümü bu şekilde. Eline ayağına dikkat edelim. İkinci kostüm hareketinde de eli ve ayağındaki değişikliği görebiliyorsunuz. Yani burada bir hareket mevcut. Her kuklanın kostümü farklıdır arkadaşlar. Ses dediğimiz zaman buraya bir ses ekleyebiliyoruz veya buradaki sesi düzenleyebiliyoruz. Ses ekleme bloğumuzda bir ses seç aşağıda hazır bir şekilde bizi bekliyor. Tıkladığımız zaman buradan istediğimiz bir sesi seçebiliyoruz. Geri geliyorum. Tekrar koda geldiğimde kodlar buradaki kod bloklarını şurada görebiliyoruz. Sol kısımda aşağı indikçe kendisi kategorileri değiştirerek bize gösterebiliyor. Sağ bölüm hazır boş bir alan. Kodları sürükle bırak yöntemiyle burada kullanabileceğimiz, düzenleyebileceğimiz alanımız. En sağdaki ön izleme bölümü. Burada hazırladığımız kodların etkisini, sahnedeki etkisini görebiliyoruz. Yeşil bayrak kod blokları çalıştığında genellikle kullanıyoruz. Yeşil bayrak tıklandığında ne olacak kısmını buradan hazırlıyoruz. Yeşil bayrak tıklandığında yani şurada olaylar seçeneğinde tıklandığında yeşil bayrak tıklandığında ne olacağını, kedinin ne yapacağını ya da buradaki kuklanın veya sahnedeki değişikliği söylüyoruz. İşte yeşil bayrakta buradaki yeşil bayraktan bahsetmiş oluyoruz. Yanındaki şu kırmızı işaret durdurma. Yani kod bloğunu çalıştırdığımız zaman durmasını sağlayacak. Çalıştıracağımız yer yeşil bayrak, durduracağımız yer de kırmızı şuradaki yuvarlak. Sahneyi daha geniş alanda göstermek için buradaki seçeneği seçiyoruz. Daha geniş alanda sahneyi gösterebiliyoruz. Buradaki kedimiz
Kukla, biz buna kukla diyoruz. Kukla bir adında şu anda. Tıklayıp bunun adını kedi olarak değiştirebilirim. X dediğimiz şey bu kedinin yataydaki konumu, sahnede yatay hizadaki konumu. Buradaki yatay zaten ok işareti yatay görebiliyoruz. Y dediğimiz şey de bu sahnede kedinin yani kuklamızın dikeydeki konumundan bahsediyor. Gösterge gizle seçeneği bazı nesneleri istediğimiz zaman gösterip istediğimiz zaman gizleme ihtiyacı duyabiliriz. Büyüklük kedinin boyutundan bahseder. Mesela 200 yazdığım zaman büyütebiliyorum. 20 yazdığım zaman küçültebiliyorum ya da %100 olarak kullanabiliyorum. Yön dediğimiz şey kedinin yönü nereye baktığı budur. Bakın yönünü bu şekilde değiştirebiliyorum. İstediğiniz yönü değiştirebiliyorsunuz ya da klavyeden yazabiliyorsunuz. Sahne dediğimiz şey şu arka plan. Sahne. Sahnede var olan görsel dekordur. Kediye gelelim tekrar konuyu dağıtmadan. Kedi bir kuklaydı. Şuraya geldiğim zaman bir kukla seç. Tıkladığımda buraya yepyeni bir kukla ekleyebiliyorum. İstediğiniz kuklalar. Şu an bütün kuklaları aynı anda görebilirim. Ya da burada kategori seçeneğinde farklı kategorilerde görebilirim. Şu an hepsini görebiliyorum ama kategoriyi seçersem müzik kategorisine ait kuklaları görebiliyorum. Tümü dediğim zaman da bütün kuklalara erişebiliyorum. Bir tanesini seçtiğim zaman kukla buraya ekleniyor. Kuklanın adını değiştirebiliyorum. Ya da şuradaki çarpıdan çöp tenekesinden bu kuklayı silebiliyorum. Arka plan sahnenin dekorları mevcut. Dekorlar kısmında şu aşağıya geldiğim zaman bir dekor seç. Gelip burada arka plana bir dekor ekleyebiliyorum. Sonra bu dekor seçili iken de şu yukarıda kod bloklarında kedi seçili iken kostümler olan yer dekor seçili iken dekorlar olarak değişebiliyor. Dekorlarda da değişikliği buradan yapabiliyorum. Bu dekora bir şey yazabiliyorum. Bakın, burada hemen anında görebiliyorum. Ya da buradan dereteli bunu silebiliyorum. Veyahut bir şeyler çizebiliyorum. Bu yaptığım değişiklikleri sahnede, arka planda anında görebiliyorum. Yaptığımız uygulamalarda ihtiyacımız oldukça dekorları, kostümleri, kuklaları kullanarak projelerimizi geliştireceğiz. Tekrar kodlara geldiğimde bu şekilde kedi seçili iken kediye kodlar yazıyorum. Dekor seçili iken sahneye kodlar yazıyorum. Ve kodlarımı da şu sol taraftaki kod bloklarını kullanarak da kodları yazıp projeyi geliştirebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bir diğer uygulamalarda yepyeni projelerde sizinle beraber görüşmek üzere.